Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ve şükran lillah. Salatu ve selamun ala nebiyyillah. Evet arkadaşlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Yeni bir dersimizde hepinize merhaba diyorum. İnşallah yine bereketli bir ders geçiririz. Sayfa 100'de kalmıştık. Tabi burada temel usulüne ilişkin bir metodoloji ortaya koydu. Aslında usul furu ayrımı yaparak usul bir anlamda aynı dünya görüşünü paylaşan insanların ittifak noktalarını, temel hareket noktalarını buradan hareket ederek furu da bir anlamda ihtilaf noktalarını ama birbirleriyle sağlıklı bir söylem oluşturmalarını sağlayan bir çerçeveyi çiziyordu. Bugün sayfalar boyunca bunu verdim. Şimdi bunu nihayetlendireceğiz. 100. sayfadayız. Devam ediyoruz. Ve kederike böylece beyyene rahimahullahu bihâdin cümleti bu cümlesiyle, buradaki anlatımıyla açıklamış oldu. Enne minne hakkı her bir mesailin neti zekeraha min mehtelefen nasu fiha. Yani burada insanların ihtilaf ettiği, bu anlamda zikrettiği meselelerin hakkından olmak üzere gereken nedir? En yarife hakkel muhibbi ve hata'l muhti. Yani haklının hakkını doğruyu bilmek ve yanlışını bilmek. Niçin diyemeyiz de beynehuma. İkisinin arasında bir ayrım yapabilmek önemli. Yani öz itibariyle eğriyi doğrudan ayırt edecek bir metodolojiye, bir altyapıya sahip olmak gerek. Ve en la yuhmile nefsehu fiha. Yani burada kesinlikle insan ihmalkar davranmamalı. Feyekunu fi dinihi ala gayri basiretin. Eğer davranırsa ihmalkar ne olur? Yani dini insanın dünyasını belirleyen şeydir. Burada basireti kaybolur ve yani her gelenin, her önüne gelenin oyuncağı olur. Amine tabirle böyle söyleyebiliriz. Ve izâ kâne min hukmi emsâli her bir meseleti. Şimdi yani bu konunun işte, ya bu tür örneklerin hükmünden olduğu zaman en yarif hakkahu ve batilaha yani işte haklıyı ve yanlışı, haklı ve yanlışı bilme hangisi doğru hangisi yanlış şeklinde fema hu akva min zelike ve aula ahakku bi en yarif hakkahu ve batilahu min mesaili tevhid ve risalet. Yani burada en kuvvetli bir şekilde bilinmesi gereken ve yani bilinmesi her şeyden önce yani bir metodoloji, doğru bir metodoloji üzerinden en güçlü şekilde bilinmesi ve evvel emirde bilinmesi ve bunu hak eden şey nedir? Özellikle tevhid ve nübüvvete ilişkin konulara iyi bilmesi gerekiyor. Yani bu bağlamda birçok görüş var. Doğrusu nedir, yanlışı nedir onu bilmesi gerekiyor. Ki mimme halefehu halefe fihi nasu ehlel milleti. Yani insanlar millet ehline. Yani Hz. İbrahim'in yoluna muhalefet ettiği konulardır. Hamelehu yani yorumlaması da lazım insanın. Kehilef Yahudi ve Nasara ve Mecusi ve Mulhideti ve Berahimet. Yani Yahudilerin tersine hareket etmesi gerekir. Çünkü bunların bakış açıları yanlıştır. Hristiyanların, Mecusilerin, Mulhitlerin. Yani ne diyelim? Hak'tan doğrudan keskin ve net bir şekilde ayrılmış kimseler. İlhad ediyorlar, inkar ediyorlar. Berahime, Rahmanizm,
ve men talebi kıdemil alemi ve iptalin nübuvvet. Ve şöyle diyenler, işte alem ezelidir. İşte nübüvveti kabul etmeyenler, mesela Berahim'e dediği öyle bir şey. Öyle bir grup. Ha, bunların tersini anlaması gerekir. Finka, şayet şöyle bir soru gelir ise, Eleyse katruhi anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kay. Yani Hazreti Peygamber'in şöyle dediği rivayet edilmemiş midir? La yezni zâni hîne yezni ve mu'minun. Yani bir işte zinakar zina ettiği zaman, yani mümin olduğu halde, sıfatı mümin olduğu halde zina eder. Ve la yesliku zâni hîne yesliku ve mu'min. İşte yani bir hırsız da çaldığı zaman aslında mümin olarak çalar. Yani şöyledir, yani bir müminin niteliği olarak çalar anlamında değil. Esma ve Ahkam konusundan bahsettik hatırlarsanız. Yani adam hırsızlık yapıyor mu? Yani yine ikrarında müminim şey var. Yani insanlar onu mümin olarak biliyor. Neyse. فَكَيْفِ يُرَتَّبُ ذَٰلِكَ عَلَى الْاُصُولِ الَّتِي تَبَنَّوْنَ ف۪ي هَذَا الْبَابِ. Yani şimdi siz burada bir usul çizdiniz bize. Yani bir metodoloji bina ettiniz. Yani nasıl bunu açıklıyorsunuz? Yani bu metodolojinizde bu bağlam, yani bu rivayet nasıl bir, yani bu rivayetten ortaya çıkan çerçeve nasıl yer buluyor diye sorulur ise. Çok mu gittik? Bir paragraf daha var, değil mi? Diğer sayfaya geçmiştik. Öyle değil mi? Bu da yazmızdani müstahillen lehu hine yazni ve huve müminun ve kederike yani işte yukarıdaki şey tembihen ala, yani şunu dikkat çekiyor, şu bağlama dikkat çekiyor. Anne men istahalle masiyetallahi kafir ve aleyhi yetevvelu kavluhu. Yani eğer sadece bu şey için değil, başka günahlarda da bir kişi bunu helal, yani günahı Allah'ın haram kıldığını helal görerek günah işliyorsa o kafirdir. Ve şöyle de bir, şu sözü de şöyle yorumlanabilir. Men terekes salate fakat kefer. Böyle de bir rivayet var. Namazı terk eden küfre gider. Yani femanahu başka bir örnek görüyor. Bunun anlamı şudur. Men terekeha müstehillen. Yani namazı terk ediyor. Terk etmekte kalmıyor. Namazın vücubiyetine de yok, onu kılmak helal değil, gerekmiyor. Anlatabildim mi? Bir terk-i mütekebbilen Allah-u Teala. Yani bu haramı helal görme yoluyla insan ne yapmış olur? Allah'a karşı tekebbül göstermiş olur. Yani büyüklenmiş olur, ona karşı gelmiş olur. Aynı kimin gibi kema tereke iblisu emrallahi istikbaren. Yine büyüklenerek iblisin Allah'ın emrini terk ettiği gibi. Feyekfuru bi zembi ala delikel veci. Ha, bu günah işliyor işlerken de, tamam mı? Direkt karşı geliyor. Tanımıyorum diyor yani. Bu şekilde bir tavırla insan dinden çıkar. Yani şuna getiriliyor. Adam kılmıyor ama yani namazın vücubiyetini de sorgulamıyor mesela. Ya işte günahkarız diyor. Orada bir ayrım yapıyor yani. Ela yura. Şimdi işte şeytan örneğini vardı. Şimdi Hazreti Adem örneğini verecek. Yani şeytan örneğinde ne yapıyor? Şeytan istikbar ediyor. Haramı helal görüyor. Görerek, yani emri tanımayan, ama Hazreti Adem'de bir gaflet durumu var. Onun için Hazreti Adem affediliyor. İblis affedilmiyor.
فلا يرى أن آدم صلوات الله ترك أيضا أمر الله لما أكل من الشجرة الشجرة التي نهي عن أكلها. يعني Hazreti آدم nehyedildiği yani yememesi gereken ağaçtan yediği zaman Allah'ın emrini terk etmiş oldu. Fa'akhbar anhu yani bu bize bundan haber veriyor bi ennehu asa rabbahu evet yani Rabbine karşı günahkar oldu fakat ve lem yekfur bihi yani küfre girmedi. لأنه عساه لا على طريق الاستكبار والاستهلال yani Allah'a karşı bir büyüklenme ve haramı helal kılma yoluyla bir günah olmadığı için o küfre girmedi. Ama iblis girdi. O gider ki vasafahu lemma kale. Yani Allah Teala dolayısıyla onu tanımlarken Hazreti Adem'in bu durumunu ifade ederken şöyle bir ifade kullanıyor. Ve lem necid lehu azmen. Yani onda herhangi bir azim gayret görmedik. Lem necid lehu azmen. Yani alel masiyet. Yani günaha bir yani şeytan gibi günahta ısrarcı olup hayır ben tanımıyorum şeklinde bir şey değil. Pişman oldu değil mi? Güzellik etkili yani yaptığı bu fiile. Ve innema dellâhuma ve bu iki durum işaret etmektedir ki iblisu bi gururi yani iblis yani gururundan kibirinden işliyor bu fiili ama Hazreti Adem gafletinden lemma kasemahuma yani ikisinden bahsederken inni lekum minen nasihin işte ben size nasihat ederim. Birinci yorum bu. Ve yahtemunu en yukay. Fi kavli hine yezni ve hu mu'minun yani bu sözdeki şöyle anlaşılabilir, şöyle düşünülebilir. Enne manahu minel emani. Yani sadakat, bağlılık anlamında anlaşılabilir. Yani ey zâlet emanetuhu ve adaletuhu bizelike fiili. Yani kişinin yaptığı bu fiille bağlılığı, dürüstlüğü ortadan kalkıyor. Hatta hasale gayre mu'minin ne gayrihi min nefsihi. Yani öyle bir durum ki yani müminin düşmeyeceği bir duruma geçiyor, bir noktaya varıyor. Min kavlil kaili amenehu yani burada işte iman etti şeklindeki söze işte bu görüşe bakınca ey ezel an nefsihi yani kişi kendisinden kaldırıyor mevdi'el emaneti fi ika'i tuhmeti fi hadihi li hadihi masiyet yani bu günah işlediği durumda yani bir töhmet var değil mi? Ya onunla uyumlu olarak yani bağlılığı ortadan kaldırıyor. Hatta la yu'mine en yef'ale gayra. Yani ne diyelim? Yani bunun varacağı bir sınır var. O sınıra varana kadar nedir? O sınırdan sonrası da insanı ne yapıyor? Farklı bir boyuta evriltiyor diyor. Ve kıyleyden yine şöyle denebilir. İnne manahu yani burada kastedilen ve kamil iman. İmanın tam olması. Lennehu bima etahu minel masiyeti yani bu günahı işlemekle tatnakas imanı. Kişi imandan eksiklik getiriyor. Noksanlık getiriyor. İmanını zedir. Ve hâd alâ kavli men yekûlu yani bu şunu söyleyenin söylediği gibidir. İnnel imane ve ta'atu yani iman taatlerdir ve ennel mutevaffeli taati kamilul iman. Yani burada bir acayip yani ölen
ölen kişinin tahtı. Yani herhalde şunu kastediyor, anladım. Öldüm, imtihan da bitmiştir şeklinde. Herhalde ölenle bir karşılaştırma yapıyor. Yani burayı birçok şey söyleyebiliriz. Ama tam da oturtamadım yani bu. Buradan yani belki yanlış tarih edilmiş olabilir. Neyse. Vel muksiru veya vel muksira fi badiha, yani kusuru olan, tam imanında kusuru olan, la yuttaqu lehu'l ismul muhim istiğfar salihi, yani bir müminin özelliklerini tamamlama noktasında, yani müminin özelliklerini gösterir. Ama bu günahkar ne yapıyor? O ismi şüpheli hale getiriyor demek istiyor diye anlıyorum. فَاَمَّا قَوْلُهُ, şu sözüne gelince, اِذَا زَنَا نُزِعَ الْاِيمَانُ مِنْهُ, yani zina ettiğinde iman ondan çekilir, alınır. فَمَعْنَاهُ, bunun anlamı da şöyle olur: مَحْبُولٌ عَلَى بَعْدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهُ, yani daha önceki bahsettiğimiz çerçevede farklı şekillerden yorumlanabilir. İmmen yekule manahu ize zene müstahillen lehu, yani eğer şöyle olursa anlam, ki yani bunu kuvvetli bir şekilde vurguluyor, yani zinayı helal görerek işlerse, nüziya an iman ondan çekilir. Niye? Haramı helal gördüğü için çekilir. Bu da Allah'a karşı istikbardır. Allah'ı tanımamaktır. Allah'a karşı büyüklenmektir. Ev yekûne mânâhu zâle anhu, ondan zâil, veya şöyle olabilir: İşte zâil olduğunda, en yekûne mevdiyen emaneti ve dîmâ, yani bağlılık ve dürüstlük, işte iman konumu zâil oluyor. Yani bunu tam nasıl ifade edeyim? Yani biraz ifadeyi yumuşatarak söylüyor diyelim yani. Evnüzya minhu hakku ma kâne aleyhi kablehu. Yani önceki durum, yani günah işlemeden önceki durumundan farklı. Ondan daha aşağı iniyor. Yani önceki durumu bir anlamda zayıflamış oluyor. Önceki durumu ondan çekilmiş oluyor gibi yorumluyor. Min ecli temessuki bi taati bi terki zina vel, yani önceden bir taat var ama zina veya bir haram işleyerek ne yapıyor? Bu taatlara tutunma güzelliğini bırakmış oluyor. Eksiltmiş oluyor kendisi. Feemma zekerehu rahimahullahu, Allah rahmet eylesin, Ebu Hanife'nin zikrettiği şu hususa gelince, ennehu kâne yekûlu, diyor ki işte, enna na'lemu, diyoruz ki, enne zâni leyse bi kâfir, yani zinâkâr kâfir değildir. Ve asâ en yekûne ellezî yurva anil îmâli yentezîu minez zâni sıdkan, işte yani bu zinâkârdan bu çekilmesi bağlamında şey yapılan şey, وَاِنْ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحَجْ وَكَانَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْحَجِّ, yani bu adam mesela hac etmeden öldü. Tamam. Başka bir örnek, yani başka bir örnekle konuyu pekiştiriyor diyelim. Bu kişinin borcu şey olur. Haccın farziyeti olur. Haccın farziyetini yerine getirmemiş olmasıdır. Yani imanın ortadan kalkması değildir. فَاِنَّمَا müsemmihi müminen, onu mümin olarak isimlendiririz. Ve la nükezzibu bu men kâle mâte yehudiyen ev nasemîn. Ya bu cümle bir garip geldi bana. Yani işte Yahudi ve Hristiyan olarak öldü diyen bir de yalanlamayız. Ve şöyle yorumlanabilir. Ya burada problem de olabilir. Şey açısından, takip açısından ayrı mesele. Yani biz herhangi bir net ve keskin bir görüş belirtmeyiz manasında
alınabilir diye tahmin ediyorum. Ve yaravne fi derke, yani bu konuda işte bir takım görüşler var. Rivayatın başka rivayetler var. Fe inneme erade bi derke enne men adele dönen, neyden dönen? Tarikin nazar, yani düşünme yolunu bırakan. Vahade an sebilit temyiz beynel hakkı vel batili ve dair bir muhtelifeti fi usul. Yani usulde farklı görüşlerdeki doğrusunu yanlışını ayırt etmekten kaçınan, vazgeçen, sapan bir kimse iddiahu zâlike ile tenâkudu fi kavli, görüşünde çelişkiye düşür. Fe innel vacibe, vacip olan, zorunlu olan nedir? İstimalün nazari, düşünmektir, düşünceyi kullanmaktır, kafayı çalıştırmaktır. Littemiz beyne hatta her bir medhebi ve batıl. İşte hangi görüş doğrudur, hangisi yanlıştır, bunu ayırt edecek bir yeti için düşünmesi gerekir. Ki böylece ne yapar? Liyarifel muhikka minel mubdili. Yani yanlışını doğruyu bilir. Ve yümessike bil hakkı hakkı tutunur ve yeştenibel batıla batıldan da kaçınır. Fe emmer rivayatul muhtelifetu, farklı rivayetlere gelince fe innellezî sahha minha ba'der rivayeti, yani rivayetten sonra sahih olan fe ceraha alel asl lezî huvel hakkı mümkünün ala nefit tenakudi anha. Şimdi akıp gittiği çerçevede bakıldığında, yani hak mı, doğru mu, yanlış mı, yani çelişkiler olabilir diye anlıyorum burayı. Velakin la sebile ile delik illa bin nazarı vel istidlal. Yani birçok rivayet var, hangisi doğru, hangisi yanlış. Veya işte nasıl anlamalı, bunu öğrenmenin tek yolu düşünmek ve delil getirmektir. Usulü gerektirir. Ve ehl-i rivayet. Kaldı ki rivayet ehli yankulune minha ma yasihu ve minha ma la yasihu. Ala tarik teslimi laha fi cümlet. Yani toptan teslim olma suretiyle doğru veya yanlış birçok rivayet naklediyorlar. Sümme yümeyyizune beyni sahihha ve sakimiha. Sonra doğrusunun yanlışından ayırıyorlar. Sümme yürettibune. Sonra bunları böyle bir düzene koyuyorlar. Mehtelefe fiyâ alel veçillezî lâ yetenâkadû. Yani böyle çeliş, yani böyle ihtilaflı olan gibi gözükenleri işte çelişmeyecek bir şekilde bir düzene koymaya çalışıyorlar. Min makat evme'nâ ile tefsiri bâdiha. Yani daha önce açıklamasına işaret ettiğimiz üzere. Ve rivayetu fi zalika, bu bağlamdaki rivayetler muhtelifetun, çoktur. İlla enneha, burada şuna dikkat etmek gerekir. Elfâzı muhtemilet bittehric ve tertibi. Yani burada kullanılan lafızlar yani birçok anlama gelebilir. Hadisin tahrici açısından, yani tahricinden işte hadislerin asıl kaynaklarını, isnatlarını belirlemeyen tertip, bunları böyle bir düzene koyma, ahenkli bir şekilde sunma çabası. Ve yekunu sevini tertibi ba'di ala ba'di ke sevini tertibi ayin Kur'an'ı ba'di ala ba'di. Yani kimisi bu sıralamayı işte Kur'an'ın ayetlerindeki tertip gibi ona göre bir sıralamayla da yapabilir. Yani tahriş ve tertip açısından da farklılıkları göz önünde bulundurmak gerekir. Ve in kana zahiru ba'dihâ, ve bazısının görünüşte yuhimul ihtilâfe inde simâin fi evveli vehletin, ilk duyulduğunda sanki bir ihtilaf varmış gibi insana hissettiren şeyler de olduğunda fe ile umile fi'l fikru, burada kafa çalıştırıldığında, düşünüldüğünde ve bu diye kulu şeyin mevdiyahu, her şey yerli yerine konulduğunda fe innel hakka derel vehme, yani doğrusu ne yapar?
zannı ortadan kaldırır. Vehmi ortadan kaldırır. وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْهُمْ onlardan anlatılan şeyler. مِنْ رِوَايَاتِهِمْ لَا لَحَادِيثًا مُفْتَلِفَةً لَتِي مِنْهَا نَاسِخٌ وَمَنْسُخٌ yani nasih ve mensuh olan birçok hadis rivayetleri var. Anlatılan, nakledilen. وَاَنَّهُمْ يَرَوْنَ ذَٰلِكَ işte onlar bunu belli bir çerçevede değerlendirebilirler. وَلَا يُبَيِّنُونَ نَاسِخَهُ وَمَا مَنْسُخَهُ işte hangisi nasih, hangisi mensuh bunu da açıklamamış da olabilirler. Veya buna dikkat de etmiyor olabilirler. Bazı raviler. Kâne, bil ki enne sebîle mâ vaka'a minen neshi bi ayet kitabı kitabın ayetlerindeki nesih bağlamındaki usul, yol وَلَيْسِ يُمْكِنُ اَنْ يُتْلَى النَّاسِخُ وَالْمَنْسُخُ مَعًا yani nasih ile mensuh birlikte okunmaz. Çünkü yani aynı anda ikisi doğru olmaz. Hatta yübeyyine destemini nasihaha ve mensuhaha. Burada nasih ile mensuh bir arada okudun, sonra ne yapman gerekiyor? Bunu işitene ha, bu nasihtir, bu da mensuhtur diye açıklanması gerekiyor. Bel vacibu, bu da olması gereken nedir? En yutla derik ala ma kâne fil kitâbi kitapta olduğu üzere okumak sümme yercu ile ehli ilmi sonra ilim ehline müracaat edip nâsıhî ve mensuhî fîhî ve burada nâsıhî mensuhî nedir? Onları da ilim ehline sorup bilmektir. Evet, diğer sayfaya geçtik. Fekezalike el-rivayatu in kana fiha nasikun ve mensukun. Ya bu iş böyledir. İşte nasik ve mensuk var ise fe inne raviyehuma yervihima ala ma semiya işte yani bunun ravisi mülkisinin duyduğu şekilde rivayet etmesin mi yercu fil ilmi ve ilmi olarak da şunu yapması gerekir. Nasıhya olman sıhya ile ehli ilmi. Ve bunu ilim ehlinin önüne getirmesi ve sunması gerekir. Fennâsü tabakatan. Temel itibariyle insanlar iki kısımdır. Feminhum ilki ehlül ilmi vel iştihad. İlim ve bu ilimden hareketle analiz yapabilen ve görüş ortaya atabilen kimseler, alimler. Ve minhum ikincisi de kimdir? Ebu'l-Takvim. Taklit taklitçiler. Sadece tabi olur. Ve alimi yeştehid. Alim bilgisine, metodolojisine dayanarak ne yapar? Bir görüş ortaya koyar. Vel amin yukallidu fima sebilu hadis sebilu yani o alimin ortaya koyduğu yolu taklit eder, takip eder. Fe izâ nüzle kulli vahidin ve nezele kulli vahidin minhum meslekehu lezî yani burayı nasıl ifade edebiliriz? Şöyle yani bunlardan her biri işte onu koyduğu işte muhtemelen ikinci tabaka diyor. Bundan yani taklit ehlinden kastediyor diye düşünebiliriz. İşte o alimin koyduğu şeyi takip ederse وَيُبَيِّنْ لَهُ ف۪يهِ orada alim ne yapanına açıklar. Hükmehu, hükmünü ve fardahu ve farzını esaben hüccete ve bâne lehul hakku işte delilde ortaya koyar ve hak bu şekilde ortaya çıkar diye burayı bağlıyorum. Evet, yeni bir bağlama geçiyor. Biraz daha okuyalım. Bir iki sayfa daha. Ondan sonra bitirelim. Bu da önemli sorulardan bir tanesi. Talen müteallimu öğrenci dedi ki, sordu, şöyle sordu. Cezakallahu el-cennete. Allah seni cennetiyle mükafatlandırsın. Fe ni'mel muallimu. Ne kadar
iyi ve güzel bir öğretmensin. Ente sen. İnneke fetahte li baben minel ilmi. Lem ehtedi lehu. Daha önce çözemediğim, bilmediğim ilimden bir kapı açtım ben. Vakat beyente min ekavili heulayl kavmi. Yani şu görüş, yani şu sözleri, şu görüşleri söyleyen kimselerin o görüşlerinin işte enine boyuna değerlendirerek işte temelleri vardı yerler neyse onları da bana açıklamış oldum. Kimdir bunlar? La ubali. Yani ben bunlara güç yetiremiyorum, anlayamıyorum. Hem la ezdade basireten fi da'fi kavlihim ve azreyim. Yani görüşlerinin zayıflığını ortaya koyacak bir güç yok bende. Ve onların görüşlerinin aziyetini ortaya koyamadığım bir konuda onların eksiklerini de göstermiş olduğunu diyor. Velakin fakat ehberni ya biraz şu konudan bahset. Bir reddi ala sınıfı yani fikir. Yani bir türden daha, bir cins insandan daha bahsedecekler. Şu iki sınıfa nasıl bir red diye koyabiliriz? Nasıl onlara karşı sağlam bir bakış açısı ortaya koyabiliriz? Bundan alayım. Ne diyor bu insanlar? İnne dinallahi kesirun. Allah'ın dini çoktur. Vel imane vel amelu. İşte iman da nedir? Amel etmek. Li cemi meftaradallahu. Allah'ın farzında her şeyi amel etmek. Vel keffu an cemi ma haramallahu. Allah'ın bütün haram kıldıklarından da yüz çevirmektir. Şimdi yani ne demek? Yani buradaki bağlam değişiyor. Şimdi yani evvel halifenin ortaya koyduğu en önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi bir kavramı düşünün. Yani bu kavramlar o kadar genişliyor ki terminolojik boyutuyla birlikte bağlamlarında yani farklı bir çerçeveyi de ifade ediyor. Ve o bağlamı iyi bilip ona göre konuşmak gerekiyor. Ve burada da o şeyi görüyoruz. Yani çerçeveyi görüyoruz. Yani aslında burada adamın dediği şey yani Allah'ın dini çoktur dediği şey aslında şeriatlar. Anlatabildim mi? Yani usul değil. Burada bu çerçeveyi ortaya koyacak. Kâlel âlimu, alim dedi ki, Eleste ta'lem, sen bilmiyor musun? Ennen Resul'e, sallallahu aleyhi lem yekûnu ala edyenin muhtelifet. Yani bütün peygamberler farklı din üzere değildiler. Yani birbirinden dinleri farklı değildi. Yani bir dinleri farklı ama Allah'ın gönderdiği dinler. Temelde nedir? Allah'ın koyduğu din bir tanedir. وَلَمْ يَكُنْ كُلُّ رَسُولٍ مِّنْهُمْ يَأْمُرُ قَوْمَهُ بِالتَّرْكِ دِينِ الرَّسُولِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ. Ve hiçbir peygamber kendisinden önceki peygamberin dinini terk etmekle hitap ettiği kavmini emretmemiştir. Yani önceki peygamberin dinini kabul etmeyin, bir kenara atın dememiştir. Niye? لِأَنَّ دِينَهُمْ كَانَ وَاحِدًا كَانَ وَاحِدًا Çünkü hepsinin dini nedir? Birdir. Bu dinde nedir? İslam'dır. وَكَانَ كُلُّ رَسُولٍ يَدْعُوا اِلَى شَرِيَةِ نَفْسِهِ Din, şeriat ayrımını. Din, şeriat ayrımına burada ne yapıyoruz? Geliyoruz. Hani dedim ya kavramların kullandıkları bağlama dikkat etmek gerekiyor. Yani şeriat işte insanların marufu işte yani ne diyelim oluşturdukları gelenekleri falan bağlamda da kullanılabiliyor. Geri geliyor. Din anlamında da
kullanılabilir. Anlatabildim mi? Yani hangi bağlamda konuşuluyorsa bu da önemli bir metodolojik ilkedir. Ebu Hanife'nin ta o zamandan bunu uygulamış olması da önemli. Buraya odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Yani her peygamber aynı zamanda kendi şeriatına davet etmiştir. وَيَنْهَا عَنْ شَرِيَةِ الرَّسُولِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ve kendisinden önceki peygamberin şeriatından da nehyetmiştir. Yani sosyoloji farklı olabiliyor, zamanın mekanın değişmesinde farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Yani değişkenliğe, yani değişkenlikte, tamam mı? Bugün doğru olan yarın doğru olmayabilir. Ama din evrensel bir şey olduğu için onda böyle bir durum yok. Yine en başta koyduğu ilkeye vurgu yaptığını görüyoruz. Yerle şerâ'i'ahum, çünkü onların şeriatları kendi kesirete muhtelif. Nedir? Çoktur. Ve lidâlike kâle Teala, bu nedenle Allah Teala şöyle buyurmuştur. Likulli ce'alnâ minkum şirâten. Yani şira yol demek yani sonuçta. Su yolu. Yani herkesin su içişi farklı anlamında burada. Her birine böyle bir şey ve minhacen bir usul belirlemişizdir. Velev şey Allahu şayet Allah dileseydi de cealekum ümmeten vahid. Hepsi aynı tornadan çıkmış gibi olurdu. Evet, diğer sayfaya geçelim. Ey ala şeriatin vahidetin evsahun cemiyan, eğer hepsini tek bir usul, yani usul derken işte yani yol, tarz, maruf, neyse üzerinde çok konuşulabilir. Yani hepsinin söylenen, toptan söylenen şey nedir? Bir ikamet dini. Dinin ikame edilmesidir ki o da nedir? O da tevhid, bu da tevhiddir. Bu en la yetefarraku fihi, ve insanların burada birbirinden ayrılmamaları, tevtikaya düşmemeleri, ayrı düşmemeleri, birbirlerine karşı olmamaları gerekir. Tevhid temel ilkedir. Tevhidde herkesin ortak olması gerekir. Yani o ceale dinehu dinen vahiden, çünkü herkesin dinini tek din kılmıştır. Fakale Teala, bu nedenle Allah Teala diyor ki şer'a lekum minet dini ma vassa bihi Nuhan vellezî avhaynâ ileyke ve ma vassaynâ bihi İbrahim ve Musa ve İsa. Yani Nuh Aleyhisselam'a, sana, ya yani Nuh Aleyhisselam'a, ondan sonra ne bileyim İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa, Hazreti İsa'ya biz neyi öğütlemişsek din olarak sana da aynısını öğütlüyoruz. Nedir o? İnakîmü dine, dini ayağa kaldırmak, benimsemek, ve la teteferraku fihi, ve orada ayrılmak. O da nedir? Tevhiddir. Ve mâ erselnâ min kablike min rasûlin illâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ ene fe'abudûn. Yani bizim senden önceki gönderdiğimiz peygamberlere de vahyettiğimiz şey nedir? Benden başka ilah olmadı. Yani Allah diyor ki benden başka ilah yok ve bana kulluk edin şeklindedir. Ve kâle Teala, yine Allah Teala buyuruyor ki la tebdîle lihalqillâhi, Allah'ın yarattığında değişme olmaz. Ey la tebdîle dinillâhi, bu ne demektir diyor. Allah'ın dininde herhangi bir değişme yoktur. Dolayısıyla fed dinu lem yubeddel ve lem yuhavvel ve lem yugayyer. Din değişmez, dönüşmez, başka bir şey olmaz. Şimdi bunların hepsi eş anlamlı ama şöyle bir anlam farkı var. Yani bu bedele kökünde bir şey alıp yerine başka bir şey koymak var. Yuhavvel'de bir şeyin yavaş yavaş dönüşmesini ifade eden bir çerçeve var. Yugayyer'de bir şeyin tabiatının bozulmasını
ifade eden bir çerçevesi var. Böyle bir nüans var. Bu şerayu, fakat buna karşın şeriatlere gelince katı o yerat, bunlar değişebilir. Lenne uğruk ve şeyun katkene helalem. Yani daha önce helal olan bir şey ya ben sen kat haramallahu ala ahari, başkalarının haram kılması mümkündür. Urubba yine şu da mümkündür. Emrallahu bihi münasem ve neha anhu aharine. Yani birilerine emreder, birilerini yasaklar. Şeriatların böyle bir değişkenliği vardır. Feşşerayu kesiratı muhtarif. Dolayısıyla bu şeriatlar, bu su içiş tarzları farklıdır. Ve şerayu yel faraydı. Yani buradaki şeriatlar nedir? Farzlardır. Maalesef burada şuna dikkat etmek gerekir. لو كان العمل بجميع ما أمر الله به. Ha, şimdi yani bir zaman böyle olması daha doğru değişmiş. İşte başkasının için doğru olan diğer için doğru değil. Şimdi bütün bunlara, tamam mı? Bütün bunlarla amel et. وَالْكَفَّ عَنْ جَمِيعِ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ دِينَهُ ve bütün lehiyettikler. Yani bu farkı, bu değişkenliği dikkate almaksın ya. Yani ben hepsini emrinden yapacağım. Nehyinden yapmayacağım. Derse de kâne kullu men tereke şeyen min emrillahi teâlâ ve ertekebe şeyen min mâ nehallahu teâlâ anhu. Ne olur? İşte yani elde değil ki yani. Sonuçta birinden birini mecbur terk edeceğim. Ve yapacağım. İlla ki bir bu mantıkla hareket edersen, edilirse burada bahsettiğimiz. Ne olacak? O zaman Allah'ın dinini terk etmiş olur. Bir kafir olmuş olur. Dolayısıyla böyle bir şey makul ve mantıklı değildir, yanlıştır. Din asıldır, tektir. Şeriatlar insanların durumlarına göre değişen toplumsal kurallar bütünüdür de diyebiliriz. Yani Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla öğretti. Bu ide sare kafir. Kafir olursa de evvelleri beynehu ve beynel ne olur? Ya olayın bir de toplumsal yaşama bakan yönü var. Değil mi? Yani olaya bir de böyle bakmak lazım. Yani bu ne diyelim? İman küfür tartışmaları, büyük günah tartışmalarını yani evet uhrevi alana bakan yönüyle ayrı bir tartışması var. Bir de özellikle buraya yönelik temel şeyin koptuğu, fırtınanın koptuğu yer burası. Şimdi bir adam yani kafir olursa ne olur? Yani onun müminlerle olan bir hukuku var. Yani müminler yani müminlerle nikahlanması düşer. Miras gider. Miras hakkı olmaz. İşte cevvet tibal cenayizi cenaze kılınmaz. Müetli lebaihi kestikleri yılmaz. Veşbeyi buna benzer şeyler. Yani Allah tebareke ve teala Allah Teala Yüce Allah evcebe derike kullahu beyne mu'mineyim. Ki Allah-u Teala bu şeyleri müminler arasında helal kılmıştır mümin toplum içerisinde. Minel imani imanlarından dolayı. İmanlarından dolayı. Yani burada esasında imanın yani nesnesine işaret eden bir çerçevesi var. Ellezî bihi harramallahu teâlâ tibâhu. Bu şekilde ne yapmıştır? İman kardeşliği üzerinden canlarını haram kılmıştır. Ve evvelo yine mallarını bir hak herkesin malı ve canı dokunulmazdır. Ve innema emarallahu el mu'minine bil ve Allah müminlere farzları yani o şeriatları emretmiştir. Ne zaman? Ba'dema akarru lehu kabul ettikten sonra. Yani Allah birdir, la ilahe illallah dedikten sonra
farzları ne yapıyor? Emret. Pekala buyuruyor ki قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman eden kullarıma de ki yuqimussalah, namazı ikame et. وَقَالَ تَعَالَى yine buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ey iman edenler, bak. İkinci zikredilen ne? İman. Şimdi salat, namaz ne bir amel. Amellerin özeli zikredilir iman. Kudu ey iman edenler, ne oluyor? Kutibe aleykum el kısas. Şimdi kısas size farz kıl. Vakale yine bak. Ya eyyühellezine yine iman. Uzkurullah. Allah'ı zikredilir. Bir eşbeyi hala buna benzer birçok ayet var. Fedev kânet hâdil faraydu hiyen imanı, eğer bu farzlar, bu şeriatlar iman olsaydı bile müsemmihim bu müminine, onları müminler olarak nitelendirmez. Ya yühellezine yerine ya yühennâsü der. Hatta ya'lemu ya'melu ki ilk önce mümin olacaklar, sonra amel edecekler. Mâkat. Fassalullahu Teala el iman inanam. Şimdi burada da görüyoruz. Neyi görüyoruz? Allah imanla ameli birbirinden ayırıyor. Ontolojik anlamda. Fakale diyor ki ettinu ellezine amenu ve amin salihan. İman edenler ve salih amel işlerinden. Fakale yine buyuruyor ki bela ayır. Men esleme ve şehadetillahi ve o muhsin. Sin. Muhsin olduğu halde Allah'a yüzünü dönen. Ey ma iman, yani imanıyla Allah'a yüzünü dönen. Ve kâle yine buyuruyor ki ve men eradel ahirete, her kim ahireti istiyorsa ve se'alâ sa'yâ, bu uğurda da çalışıyorsa, gayret gösteriyorsa ve o mu'minun, mü'min olduğu an fecealen imana gayren amel. Dolayısıyla imanla ameli ne yapıyor? Burada ayırıyor. Şu ifadede kalalım. 105'in o üçüncü paragrafında kalalım. Haftaya inşallah devam ederiz. Şimdi şöyle bir bakayım. Muhtemelen haftaya